telefon attığımızda Fikri Dilek var. Fikri Dilek kim kayıp olarak aradığımız Muhammed'in eşi Dilay'ın abisi. Fikri Bey günaydın. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olasın Hanım, teşekkürler. Neden kız kardeşiniz kocasından ayrılmak istiyordu? Ablacığım içip içip dövüyordu. İçip içip dövüyordu. Yani her türlü işkence yapıyordu. Ne kadar zamandır baba evinde? 6 aydır herhalde. 6 aydır. 6 aydan daha fazla süredir hatta. Peki eşi de hala barışmak mı istiyordu? Hayır. Eşinin barışma gibi bir düşüncesi yoktu. Sadece bir tek düşüncesi vardı. Yani onu ya da bizlerden birini vurmaktı yani. Eşini ya da sizlerden birini vurmak istiyordu. Aynen ablacığım. Yani yediremedi kendine. Kadın yanında durmadı diye yediremedi. Nereden böyle bir fikre kapıldınız? Belli ablacığım. Bize saldırıyordu kafa. Siz de onu dövmüşsünüz, hastanelik etmişsiniz. Biz ama bacımı dövmüştü diye dövmüştük. Biz gittik bacımı almaya, bize saldırdı. Biz dövmedik valla. Yine o bize saldırdı. Ona saldırmadım. Siz almaya gittin. Bize saldırdı diye valla. Biz kendi koruma amaçlı yaptık bunu. Yani valla tabii şiddete hayır da. Hayatında bir takım gerçekleri var. Şimdi hiç yalan söyleyebilecek durumumda yok. Ve bazen de insana erkek kardeş böyle durumda lazım. Yani çünkü onu sahipsiz sanıp eğer dövüyorsan, yani sizin de kız kardeşleriniz vardır. O yüzden beni yanlış anlamayın. Yes, herkes tabii kendi kız kardeşinden pay bitsin. Şimdi Mehmet Bey diyor ki kaybolduğu gün, yani 19 Ekim Cuma günü hangi köye gittiniz? Korucu Köyü, Genefik. Korucu Köyü. Korucu Köyü'ne ben götürdüm arkadaşım Muhammed'i. Karısına gitti, sonra bir el silah sesi duyuldu ve bir daha ben arkadaşımı göremedim diyor. Yani aslında şunu işaret ediyor. Size gelmiş, öldürmüşsünüz, hatta bir pompalı silah sesiymiş, güçlü bir silah sesiymiş ve bir daha da bulamadık diyor. Peki babacığım, karşına söyler misin, bu silah sesini nereden duydun, nasıl duydun? O arabanın içinde nasıl duydun? 3-4 kilometreden uzaktan nasıl duydun? Köyün merkezindeydim ben ya. Ne değilim sen şimdi? Burada karakola bile demezsin. Karakola ifade edecek, orada ifade edecek yani. Bilmiyorum yani. Karakolun komutanına sor bakalım. Dilay'a da beraber sor istersen. Nereye gelmişim, ne söylemişim? Ya valla abicim, mesela çıbakta olmak istemiyoruz. Ben hatta sorgama yine bağlanmıyordum ben. Çok rica ettirebilirim. Valla ben normalde sorgama bile bağlanmak istemiyordum ben. Teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Peki kardeşinizin kimin evinde yaşıyor? Siz hepiniz aynı binada mı yaşıyorsunuz? Hayır ablacığım. Kardeşim babamla birlikte yaşıyor. Biz ayrı yaşıyoruz. Tamam. Babanızla beraber kim var başka o evde? Babam var. Bir de bir kardeşim daha var benden. En küçüğümüz bir kardeşim var. Bekar. Hayır. O da evli. O da evli. Şöyle bir şey evet söylemişsiniz arkadaşlara. Demişsiniz ki Muhammed gelip bizim evin önünde bir el silah atıp gidiyordu. Bir elde ablacığım haftanın 7 günü yapıyordu bu olayı. Haftanın 7 günü eve gelip ateş mi açıyordu? Ateş açıyordu abla. Hem en azından merkezden de köye. Efendim? Hem en azından merkezden de köye yani. İki evimize birden taciz ateşleri açıyordu. Ha, peki siz şikayetçi olmuyor muydunuz? Oluyorduk ablacığım. Hatta burada haftanın 3 günü bir şikayet ediyorduk. Ha, siz de haftanın 3 günü şikayet ediyordunuz. Aynen de ablacığım. Peki arabadan indiğinde elinde silah var mıydı arkadaşının? Yok. Yoktu. Yok. Peki bu silahı ateşledi. Siz duydunuz o silah sesini. Ne yaptınız sonra? Ben biraz daha orada bekledim köyde. Heh. Aradım abi. O esnada telefon açıyordum. Muhammed'i arıyordum zaten. Ya baktım gelen giden yok. Ben de belki hani eşini almış gitmiş. Başka bir yoldan Elazığ'a geri dönmüştür. Hani beni de oraya git işte bak onların haline gibisinden hani kandırıp göndermiştir diye arkadaşım bunu yapardı yani. Anlamadım. Yani onların kötü durumunu görüp de gülmek için, eğlenmek için mesela hani onlar bak eşim beni seçti geri geldi gibisinden. Onlar kendilerini rezil ettiler gibisinden diyebilirdi yani. O amaçlı beni oraya geri göndermiş de olabilir diye düşünüp şehre geri geldim. Baktım arabası yoktu ama evin önünde. Anlamadım ben. Şimdi sizin arabanızla gidilmedi mi o köye? Kendi arabası da eşinin olduğu yerdeydi. Oğlunu göndermişti kendi arabasıyla. Hı-hı. Zaten o yüzden bana bırak git dedi. Hani kendi arabası zaten oradaydı. Köyde.
Tamam, o köyün kaç yolu var? Eğer o arabaya binip, bir de zaten gecenin siz saat kaçında gittiniz? Sabah ezanında. Sabah ezanında gittiniz, karısı barışmak istese bile çocukları uyandırıp da onun arabasına binip tekrar geri dönecek İşte bunlar hali. zaten planlı olarak gittiğimizi zannediyordum ben. Hani eşiyle görüşmüş, araba zaten orada. Çünkü bana hani bırak git dedi yani köyden, biz arabayla geleceğiz dedi. Sizin sabah ezanına kadar ne işiniz vardı beraber? Onu Muhammed aslında dedi ki illa ezan vakti gidelim oraya sabaha kadar. Hani biz saat 2'de falan Elazığ'dan çıktık, biraz oyalana oyalana işte köye kadar gittik. Hani kayınbabası gibi falan namaza, camiye gittikleri zaman rahat evden çıkıp gelsin diye çocuklar. O yüzden ezanı bekledik orada yani. Siz niye böyle bir işe katıştınız? Ya ben aslında kötü bir şey olmasın diye karıştım bu işe. Hani nefsine uyar, bir şey olur. Sinirlidir biraz aslında, bir şey yapabilir diye. Ben o yüzden karıştım aslında. Ama karışıp da ama gitmiyorsunuz yanında. Siz de arabada bekliyorsunuz. Yo öyle değil. Bana bırak git dedi. Ben hani daha önce dövmüşlerdi falan, hani bu da onlara karşı sinirliydi. O niyetle gitmedim aslında köyden. Çıktım gittim köyün çıkışında. Tam çıkmadım köyden, orada bekledim. Bir 15-20 dakika Köyün bekledim. dışından nasıl silah sesini duydum diyorsun? Oradan duymadım. Ya? Köyün çıkışında bekliyordum. Bir tane aradım, baktım gelmeyince aradım, dedim sorun mu var hani? Yok dedi, sorun yok. Ondan Kime sonra sordun? Muhammed'e telefonla. O Evet. an konuşuyorduk yani. Dedim tamam ben gitmedim yani, köyün çıkışında bektim dedim seni. Git veya kal demedi yani. Kapattı telefonu. Bir 5 dakika sonra hızlı bir şekilde bir minibüs girdi köye. Ben de sesli mesaj attım ona, dedim bak bir tane minibüs geldi hızlı bir şekilde. Dikkatli ol hani. Ondan sonra 5 dakika sonra kendisi beni aradı. Gel beni al gidek dedi kardeş hani. Ben gittim bıraktığım yere tekrar. Zaten Bıraktığınız yerle evin arası ne kadar? evi bilmiyorum ki nerede olduğunu. Sadece o meydana bıraktım yani. Yaklaşık bir Oradaymış 70-80 yani. metre, 100 Ha, metre. Zaten arabayı durdurmamla silah sesi, hani durdum baktım Muhammed yok, tam ben onu aramaya çalışıyordum. Baktım bir silah sesi geldi. Yani onun daveti üzerine bıraktığın yere geldin. Evet. Daha telefonla arama imkanı olmadan silah sesini duydun. Evet. Peki bu Sonra, bahsettiği... pardon bir saniye, sonra? Daha sonra bekledim biraz daha. O arada telefon falan açtım. Ne gelen ne giden, Muhammed gelmedi. Telefon açtığınızda cevap veren oldu mu? Yok, olmadı. Kapalı mıydı telefon, çalıyor Açıktı, muydu? çalıyordu. Sonra siz ne yaptınız? Bir 15-20 dakika daha bekledim orada. Hani baktım gelen giden yok. Çıktım geldim Elazığ'a. Hani ben dedim belki hani başka bir yoldan gitmişlerdir oradan. Çünkü alternatif yol çok Elazığ'a tekrar dönüş. Tamam, Elazığ köyden çıktıktan sonra alternatif yol çoktur Köyün da. merkezinden Tamam da, yani tamam ama o oradan köyün merkezine bir gelinecek, ondan sonra sağa sola sapılacak. değil. Yani mesela köyün bu tarafından girip o tarafından çıkıp tekrar Diyarbakır yolundan mesela dönüp gidebilirsiniz. Ama Tamam da zaten iyi de sizi niye o kadar çağırmadı mı? Diyarbakırlardan falan dönsünler ki, öyle bir şey Aracı yok. oradaydı ya. Ben dedim Hayır, belki hayır hani. sizi zaten gel beni al diye çağıran kendisi Evet. telefonu kapatıp oraya gittiğinizde Silah ve sesi o de geldi silah duyuyorsunuz. sesini duyduğunuzda ve kendisi gelmediğinde siz nasıl hani onun kendi aracını alıp gittiğini düşünürsünüz ki? İşte Bu arkadaşım nasıl aslında aklınıza öyle bir gelir? arkadaş. Hani Nasıl Ama öyle bir yani arkadaşınız? git Aynı zamanda kayınlarım işte bak kötü duruma düştüler. kavgacı, Evet. birini Peki vurabileceği bir adam. saniye, nasıl hani evi Yani. bilmiyorsunuz, kimin evine bakacaksınız, kötü duruma düştüler mi? Yani orada hani onlar kargaşa çıkartmışlardır gibisinden, eşi falan gitmiş ya. Beyefendi, olimpiyat şampiyonasında falansınız da birisi altın madalya kazanıyor, diğerinin perişanlığını görecek haliniz yok. Herkes Ben kendim gitsin, için değil. kardeşi kızı mutlu olsun evinde ister. Kimse de 3 çocuklu kızını 3 çocuk doğurduktan sonra evini almak istemez. Yani şöyle istemez. Mutlu olsaydı da kocasıyla kalsaydı diye ister. Evet. Siz de anormal anormal şeyler anlatıyorsunuz ha. Hanımefendi, ben anlatmak istediğim şey aslında bu. Ne? Yani oraya gitti, hanımını aldı ya, bunu kendine zafer Aldığını olarak, bilmiyorsunuz ki. işte ben öyle zannettim yani. Ama silah Zafer sesi olarak görüp, duymuşsunuz. oraya hani beni göndermiş olabilir diye düşündüm. Geri Size öyle mi Elazığ'a dedi? geldim. Demedi. Ben öyle düşündüm. Hani öyle bir insan çünkü. Tamam, Onlar da o hani öyle bir eşi insan kendi da, o eşi öyle bir kendisini insan da, aramış siz çünkü. öyle bir insan değilseniz ne zaferinden Ben öyle bahsediyorsunuz? anladım yani, sonradan öyle anladım.
Hani ben dedim belki bu şekilde olmuştur. Beni oraya o yüzden göndermiştir. Siz arkadaşınızı kısaca, arkadaşınızı bir yere götürüyorsunuz. O evet. Arkadaşınız haftanın yeni günü gidip o evin önünde silah sıkıyormuş. Yalan söyleyecek insanların hali yok. Şikayetlerimiz de var dediğine göre çıkar kayıtlardan. Haftanın 7 günü silah sıkılan bir yerde evde kamera var ya, hani kamera çekiyor nasıl olmasa. Haftanın 7 günü ben gitsem orada silah çeksem, sıksam o kamera beni her gün orada tespit eder. Polis de beni hiçbir şekilde bırakmaz. İşte aynı dakikasında alırlar. Düşündüğümüz gibi olmuyor. Kamera çünkü o yüzden takıldı oraya yani. Hayır ben şunun için soruyorum. Madem silah sesi de duydunuz. Silah sesi duyduktan sonra niye mesela bir jandarmaya gitmediniz? Ben arkadaşımı getirdim silah sesi duyuldu diye. İşte ben o anda tam onu anlamadım aslında. Silah sesini bir şey de zannettim. Bu aylar için balkonlarının yanına hani ses şeyi takıyorlar. Böyle 15-20 dakikada bir atıyor. Hani büyük silah olduğunu. O zaman tam da silah sesi duymadınız yani. Tam silah sesi duydum aslında. O zannettim ben başta. Sonradan bunu yani kendime dedim. O zaman bu kesin oydu yani, silahtı yani. Peki Fikri Bey. Fikri Bey, hani sizin evinizde madem babanızın evinde güvenlik kamerası varmış. O geceye ait güvenlik kamerası görüntüleri nerede? Güvenlik kamerası var. Yok değil. 3 ay, 4 aydan fazla. Ben de bozdunuz. Çalışmıyor ya daha doğrusu. Ama niye çalıştırmadınız o zaman bu adam gelip sizin evinizde sizi rahatsız ediyorsa? Abladım gelip tabii yönetmiyor ki bu. Ne yapmıyor ki? Öyle önde taktırmıyor ki, karşı tepeden sıkıyor. Karşı tepeden şimdi siz de bir silah sesi duyduğunuz zaman bu adamı sıktığını nereden anlıyorsunuz? Bizim başa düşmanımız yok ki, bize gelip sıkabilecek adam mı? Tamam da siz de dağın başına yaşamıyorsunuz ki, orası bir köy. Belki de bir başkası çıkıyor, bir avcı sıkıyor arabası, mesela. Arabasından biliyoruz. Efendim? Arabasından biliyoruz, bunun arabası. Baş araba değil çünkü. Arabayı görüyoruz. Arabası da kapının önünde diyor Mehmet. Bir hafta da. Ablamın arabası çünkü kapının önünde, ondan önce ya. Şimdi sizin akrabalarınızdan biri aradı. Diyor ki aile tarafından sağ tutulup işkence edildiğini söylüyor Muhammed Bahçeci'nin. Vallahi ablacığım biz insanlar değiliz. Öyle insanlar değiliz. Şimdi aslında hiçbirimiz hiçbir şekilde değiliz de bazen olaylar bizi bir yere doğru sürükler. Yoksa hepimiz normal yaşamaya çalışıyoruz. Ama bazen olaylar istemediğimiz şeyleri yapmamıza da neden olabilir ya. Yani eğer böyle bir şey varsa ben onu serbest bırakmanızı rica edecektim. Yok ablacığım öyle bir şey yok, kesinlikle. Belki sizin haberiniz yok. Söylüyorum kesinlikle öyle bir şey yok. Ama bunu da arayan söyleyen akrabanız. Vallahi bu akrabamı tutun canlı yayına söylesin ablacığım kimse. Vallahi hayatım şimdi eğer bir adam 38 gündür işkence altında bir yerde tutuluyorsa ben de bunu biliyorsam korkarım söylemeye. Çünkü kendim... Niye bakayım ki ablam? İşkence yapan korkmaz tabii ki ama bunu gören bana da yaparlar mı diye korkar. Yok abi ama kurbağamsa benden korkmaz ablam, serbest ol. Niye korksun ki? Niye korksun ki, şimdi tartışacak halim yok. Korkar çünkü, şimdi sonucu söylüyorum. Tartışmaya açık bir konu değil bu yani. Öyle bir şey yok abla, kesinlikle. O sabah kendileri de oraya gelmişler aslında benle beraber. Hı? O yeğenleri öyle söyledi. Siz ne renk bir minibüs görmüştünüz? Beyaz. Sizin var mı beyaz minibüsünüz? Hayır ablacığım. Yani sizin derken aileden bahsediyorum. Hayır ablacığım, hiçbir şey yok bizim beyaz. Yani geniş itibariyle ne marka ne şey. Onlara benziyordu. Ben bilmiyorum hani böyle arkası kapalı hani şey evet. Minibüslerden bahsediyorsun. Köy dolmuşlar oluyor yani minibüsler. Ha bayağı minibüs. Evet. Belki köy minibüsüdür o. Yani o saatte ne arıyor ki? Sabah ezanından sonra insanlar işte başlamıyorlar mı? Yani bilmiyorum tam olarak ama bu köye geldi yani. Ha? Köye geldi, köyden gitmedi. Tamam köye gelecek, köyden birilerini alacak. Belki çıkacak. De olabilir, onu tam bilmiyorum yani. O çünkü minibüs meydanda duruyordu ben geldiğimde. Yani aşağıda bir meydan daha var. Muhammed'i bıraktığım yer değil de biraz daha aşağıda orada duruyordu. O zaman siz niye bunu ortaya atıyorsunuz ki, zaten giren minibüs minibüsmüş. Yani ben hani minibüs deyince böyle... Ben onu ortaya atmıyorum yani aslında, olayın genelini şey söyleniyor. Anlatmak. Çok araba işinden anlamıyorum da... Başka bir şey sandım. Siz normal minibüsten, bildiğimiz minibüsten bahsediyorsunuz. Evet. Minibüsü de görmüşsünüz orada. O zaman endişelenecek onunla ilgili bir durum yok. Yok zaten değil. Ben onu olayın tamamını anlatırken... Anladım. Yani onunla alakası yok konunun yani. Yani bilmiyorum var mı yok mu. O minibüs oraya girdi. Ama onları mı getirdi? Veya başka bir şey mi? Çünkü yeğenleri öyle söyledi. Dedi hani dayılarım dedi
sabah ezanından sonra geldiler eve falan. Hangi dayıları gelmiş? İşte bilmiyorum hangileri. Ben hiçbirini tanımıyorum bunu? Bile. Kim söyledi bunu? Yiyenleri. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.